Bu şeyi çok kıskandım. Ama bak istemeyince ayağına geliyor zengin koca, isteyince gelmiyor. Doğru söylüyor. I'm gerçek kami bebeğim. Bu sefer böyle girdim. Gino. Barış Bey, çamaşırınız nereye? Arkadaşlar, sorularınızı alacağım. Lütfen sırayla sakin olun. Birçok sorunuz var. Bu hafta çok olaylı bir haftaydı biliyorsunuz. O yüzden sırayla lütfen. Teşekkür ediyorum hepinize. Gino abla hoş geldiniz. Kısmetse olur buddy'niz geldi. Kısmetse olur paranın gücü. Paranın yaptırmayacağı hiçbir şey yok gücü. Geldi. Has been. Come. Ben yine günü gününe izlemediğim için 6 tane kaydı aynı gün içerisinde izlemek zorunda kaldım. Hala yorgunum. Dün geceden uykusuzum. Ama biliyorsunuz kısmetse olur paranın gücü. O yüzden dimdik ayaktayız. İşimizin başındayız. Yeah. Bu hafta kısmetse olanızı biraz olaylıydı. Ayşenur benim ilgimi çekti birazcık. Ayşenur bu aralar böyle bir evin düzenini bozmaya çalışan yenge görevini üstlenmiş gibi bir hal içerisindeydi. Sürekli böyle garip gureba tavırları oluyordu Ayşenurcuğumun. Kesitlerimi aldım. Sırayla kesitlerimden başlıyorum. Hızlı bir şekilde kesitlerime geçiyorum. Ya. Beni hiç aldattın mı? Hayır. Biliyordum çavuşla aldattığını. Çavuşla. Olcan aşkım, aldatmanın ne demek olduğunu bilmiyor olabilir. Neyin aldatmaya girdiğini de bilmiyor olabilir Cansel'cim. Buradan şunu söylemek isterim ki Olcan'cım insanlara OnlyFans linklerini sormak da aldatmaya giriyor. Teşekkür ederim. Bu bir iddia bu arada. Bu bir iddia bu arada. Ne bileyim aşkım yani. Ben Yalçın Çakır'ın kullandığı yalan makinesini... Bu Melek Subaşı'nı bağlamak için kullandığı yalan makinesini sadece Yalçın Çakır'a özel bir cihaz olarak düşünüyordum. Kafamda öyle bir şey vardı. Fakat gayet de satın alınabilir pilli milli bir şeymiş yani. Bu cihaz benim yalan söylediğimi nereden anlayacak ki? Değil mi Cansel? Bence bozuk aşkım. Bozuk. Gel benim yanıma. Tolgiş.com. Tolga'yı da hiç sevmem belirli bir tanecik sebepten ötürü. Ama hani sürprizini görünce uvu oldum. Bana yapılmış kadar özel hissettim kendimi. Umarım ki bir gün biz de Aybüke kadar seviliriz dersem düşüp bayılırım. Çünkü kısmetse olur paranın gücü. Umarım ki biz de seviliriz bir gün. Ha öyle söyleyeyim. Ya uvu. Bana da böyle güllerle sürpriz yapsa keşke birisi düşer. Ama yok ya bana böyle birisi sürpriz yapsa ben. Yana yana. Yeah. Şu İtalyan, İspanyol kızları değiliz. Türk kızı dedi mi biraz edepli. Ama ses erkekten yüksek çıkmamalı. Ayşenur, Şayza aşkı, Şayza ne oluyor Ayşenur? Ayşenur'a ya böyle bizim bir şey soracağım. Bizim insanlara nazar etme süremiz halis midir? Kimi sevsek, kime böyle güvensek, kime böyle sözüne tamah etsek çıkıyor. Bir yerde bir şey buluyor pişman edecek bizi. Ne demek erkekten fazla çıkmayacak kadının sesi? Aşkım ne yapıyorsun sen? Biz neyle mücadele ediyoruz? Sen farkında mısın? Sence ne demek yani bu? Niye sen bizi pişman ediyorsun ki şimdi seni desteklediğimize? Bak mahallemizin köpeği bile sinirlendi sana havlıyor Ayşenur. Ne alaka yani? Türk kadını şöyledir. Türk böyle muhabbetlere giren insanlardan bir uzaklaşıyorum. Bu muhabbetlere girmeyin. Türk kadını, Türk erkeği, Alman kızı, Alman oğlu. Çok rahatsız edici ya. Nasıl girebiliyorsunuz böyle polemiklere? Yani hiç düşünmüyor musun mesela ben böyle bir sahneyi veriyorum. Bu işte YouTube'da yayınlanacak. Birileri çıkar bana böyle şeyler söyler hiç demiyor musun mesela? Çok merak ediyorum bu konuda sana hak veren var mı izleyici kitlelerin arasında? Ben hiç zannetmiyorum. Ne alaka ya? Türk kadını şöyledir. Biz İspanya'nın kızı erkeği değil falan. Ne alaka? İspanya'nın kadının da sesi çıkar gür. Erkeğinin de çıkar sesi gür. Ya öyle bir şey olabilir mi sence? Lubunya. Neyse sinirimi bozdun Ayşenur. Seni bir süre gözüm görmesin aşkım. Dedim ama çıktın yani karşıma defalarca. Next. Ben
zaten bilirim. Ona göre de giyinirim. Daha da açmam yani. İlk defa hak verdim. Şuna da değinmeden edemeyeceğim. Cansel ve Aybükü arasında sürekli böyle bir gerginlik var ya. Sürekli birbirleriyle tartışıyorlar. Birbirlerine giriyorlar. Şey yapıyorlar vesaire. Birbirlerine zarar veriyorlar vesaire. Bu durumdan ben çok rahatsızdım. Ve bu hafta içerisinde şunu fark ettim ki. Aybükü ile Cansel arasında bir şey var hani. Anlatabiliyor muyum? Siz de fark ettiniz değil mi izlerken? Böyle bir samimiyet var. Sorunu nerede nasıl hallettiklerini bilmiyorum. Ya kaçırdım izlerken ya da bu hafta böyle olalım diye böyle iyi yandan baktılar olaylara. Birbirleri arasındaki diyalog, birbirlerini dinlemeleri ve birbirlerine saygılı bir şekilde bir şeyler söylemeleri beni çok mutlu etti açıkçası. Bilmiyorum niye bu kadar mutlu oldum tanımam etmem yani. Bana ne kardeşim? Yani bana mı kalacak ihalesi? Ama bilmiyorum çok şey oldum böyle. İlk defa hak verdim falan. Şeyde de oldu. Otururlarken Oğulcan'la ilişkisi hakkında Aybükü yorum yaparken de Cansel gayet olumlu bir şekilde konuştu onunla. Birbirleriyle çok güzel konuştular ve bunu görmek bana kendimi iyi hissettirdi yani. Yapımcım, sayın yapımcım aklında bulunsun. Yani kavga drama okey hani izliyoruz, yorum yapıyoruz vesaire ama hani bu durum benim içimi bir yumuşattı, bir sevindim yani. Çünkü tam olarak benim yapacağım bir şeydir. Samimi olmadığım, aramın bozuk olduğunu düşündüğüm bir insanla diyalog kurup bazı konularda ona fayda sağlayabilmek tam olarak benim yapacağım bir şey olduğu için kendimden bir parça buldum bu sahnede ve iyi hissettim. Umarım ki herkes kendinden bir sahne bulur da yapımcım canım benim şey olur anne. Anladın sağ. Öptüm. Next. Yeter abi. Kendini zannetti. Ben sana ne şaka yaptım? Eslem. Ayşenur beni pişman etme anne. Anne beni pişman etme seni sevdiğime. Sana saygı duyduğuma pişman etme beni. Canım benim seni çok seviyorum. Aa. Ama ne yapıyorsun sen? Bunu burada bir kere yaptın sonra gittin aynısını Simge'ye de yaptın. İki kesit sonra görüyorum bak orada. Simge'ye de yaptın. Black! Kız ne oluyor? Neyse. Şu sahnede Serdar'ın yaptığı şey... Ben bu arada anlamadım. İlk başta anlamadım ama hani şeymiş. Yeliz'in dikkatini çekmek içinmiş. Surprise'mış. İlk izlediğim zaman dedim ki... Soğuk soğuk terlemeye başladım. Bana bir şeyler oluyor falan yaptım böyle. Çünkü birbirinin üzerine yürüyen iki insan, sesini yükselten iki erkek gördüğüm zaman böyle anlatabiliyorum değil mi anlatmaya çalıştığım şeyi? Anlamışsınızdır umarım. Anladınız değil mi? Ha o işte. Onu hissediyorum ve tetikleniyorum direkt. Rahatsız oluyorum kardeşim. Birbirine zarar vermeye yakışan iki insan. Şakası bile rahatsız edici. Yani gör bil. Şimdi Serdar Bey muhtemelen şunu diyebilir. İzleyiciye geçmesi lazım. Oyuncuyum ben sonuçta falan gibi. Böyle hani triplere girebilir. Bana geçen şey sadece rahatsızlık oldu aşkım. Rahatsızlık oldu. Ben gerilip devamını merak etmedim yani. Rahatsızlık yarattı bende. Teşekkür ederim. Next. Ya Erol'üm sürpriz yapmış gördünüz mü? Taş fırın ekmeğim ya. Taş fırın erkeğim, tandır ekmeğim gördünüz mü neler yapmış? Yere güllerle E-Y yazmış araya da kalp koymuş. Ne kadar romantik bir erkek kafa yiyeceğim. Herkesin hayalindeki erkek tipisin Erol'cüm. Canım benim seni çok seviyorum. Bir tanem benim. Muah muah. Buradan öpüyorum seni Erol. Darısı başımıza. Darısı başımıza kıskanmayalım şimdi. Taş fırın erkeğimizi ve her zaman doğru kararlar alan mükemmel Era Yeliz'imizi kıskanmayalım anne. Kıçınızı başınızı kaşıyın. Kıçınızı başınızı kaşıyın anne. Nazar değmesin. Bizim nazarımız değer bilirsiniz. Yeliz'ciğim ve Erol'cüm. Ay ne kadar yakışıyorlar. Bayılıyorum bu çifte ya. Fav çiftim. Keşke başka bir şey manifestleseydim. Ama ben Eliz ve... Yeliz'i Erol'ü şipliyorum anne. İnanır mısınız? Manifestliyorum sizi. Umarım ki bir yastıkta kocarsınız. Kanka bilek herkes gözümün içine sokuyor ya. Ha niye sokuyor? Genel olarak her şeyi. Bilek! Ay kanka bilek Allah aşkına durun ya. Rahmim daraldı. Simge'nin kıskançlık Halis mi? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Herkes gözüme sokuyor diyor. Kız senin kim ne gözüne sokacak? Bağladı yine Müge Anlı Sinan'a. Senin kim ne gözüne soksun bir şeye? Manyak mısın nesin ayol? Tövbe estağfurullah sen de. İnsanlar birbirlerine hediye alıyorlar. Senin de olsaydı şifin sana da alırlardı yani. Allah Allah.
Açtıracak ağzımı konuşup bir Arşenör. Baksana buradan bir uçarım anne. Benim sinirim bozuldu. Black, ne oluyor ne oluyor, sen şey misin, arabulucu musun anne? Sen arabulucu musun? Allah Allah. Kız orada ağlıyor, 2 dakika bir acısını yaşasın anladın mı? Sana güvenip anlatıyor. Black, black. Ne black? Ay çok sinir oldum Arşenör sana bu hafta. Ne oluyor anne? Şimdi bir şey söyleyeceğim de söyleyemiyorum. Ne oluyor yani? Menstruasyon döngü sona mı eriyor? Nedir bu tripler yani? Tövbe station ya. Bütün sinirlerim hopladı bu hafta Ayşenur'a. Bir tek kelime dahi etme anne kendine çelişebileceğin. Çünkü güvenebileceğin son kalem sensin. Seni de yitirirsem vallahi bırakırım izlemeyi, kısmetse olur o. Ama para daha önemli olduğu için devam ederim. Next. Bir daha böyle bir şey yapma. Simge sen de sana bir çarparım şimdi var ya. Next. Bu şeyi çok evet, kandım. Ama bak bozuldu. İstemeyince ayağına geliyor zengin koca, isteyince gelmiyor. Doğru söylüyor. Ay gerçekten mi bebeğim? Canım benim, gelir tabi zengin koca ayağımıza bizim. Sezen Aksu'ya bağladım. Sezen Aksu'ya bağladım. Ay. Barış. İnsanları almış oldukları yanlış kararlar neticesinde yadırgaman doğru değil. Karma senin de karşına böylesini çıkartır, görürsün ondan sonra. Teşekkür ederim. Ben de öyle düşünmüştüm. İnanmıyorum tamam. Neyse Tolga'm. Vay. Nasıl yani? Düşünsene Tolga'm. İnandığımı, aldığımı ne falan. Ne alaka? First of all, bu sahneleri TikTok'ta görmüştüm. Ve demiştim ki, vay ağzına sıçtım ama. Ama izleyince fark ettim ki aslında Tolga'ya hediyesini verebilmek için Aybüke simge aracılığıyla şey yapmış yani. Elçiye zeva olmaz. Stabber olduğunu düşündüm ilk başta simgenin. Fakat daha sonradan güldükleri için oh dedim yani, sorun yok. Çünkü hani beklemezsin anladım. Hani simge ve Tolga yani aklımın hiçbir köşesinde simge ve Tolga'yı aynı karede ve sahnede düşünemiyorum. Hele ki Aybüke'nin yanında bunu yapabilecek olduğunu hiç düşünmüyordum. Ama belki de bıçak kemiğe dayanmıştır dedim aşkım. Belki de dayanmıştır bıçak kemiğe. Son kozlarını oynuyordur falan diye düşündüm ama sonra dedim anladım. Merhaba. Yardım. Evet, selam. Selam. Astrolog Ececetim ben. Binnaz Ekibinden sevgiler. Size de sevgiler, merhabalar. Herhalde kızıma. Herhalde kızıma hashtag işbirliği diye. Binnaz. Falcı karısı Binnaz. Fortune Teller karısı Binnaz. Görüyor musun sen? Ne güzel sponsorluk da almışlar. İzlenmelerden paraları kırdıkları yetmiyormuş gibi. Bir de sponsorluk. Hashtag işbirliği. Nerede aşkım işbirliği? Nerede? Herhalde. Bak görüyor musun? Kısmetse olur evi bile Binnaz'la çalışmış. Ben daha insanlardan sponsorluk maili alacağım. Nerede benim sponsorluk maillerim? Bana maksimum gönderilecek sponsorluk ürünü Indomie Noodle. O da şey yani free. Bana 5 TL vermediler. Tarihte kara bir leke olarak kalacak bu. Neyse herhalde yakışır kızıma. Böyle sponsorluk devam et aşkım. Herde seni düşünmüşler. Peki buraya çarşaf sermeniz. Kim düşünmüş? İnanmıyorum sana. Bir şey soracağım da. Geçerken aklıma takıldı. Böyle şeylere ulu orta takılmayı sevmem. Oğulcan acaba gerçekten de söylediği gibi fakir olabilir mi? Sadece soruyorum. Just asking. Kız gitmiş Barbie'li tül perde sermiş. Gördünüz değil mi? Barbie'li tül perde. Neyse tamam hani. Yani bende o da yok aşkım öyle düşün. Barbie'li tül perde. Annesinin çarşafı. Eminönü'nden aldığı 150 liralık ayıcı. Ve geçerken herhangi bir butikten görüp de aldığı birkaç kolyesiyle birlikte. Oğulcan aşkım. Son model araba düşkünü Cansel Queen'e. Şey yaptı, sürpriz yaptı. Hayret yani, bir şey demedi kız. Ben şey bekledim açıkçası. Bu ne yani, kadar ucuz, kadar basit bir sürpriz falan bekledim ama yapmadı. Herhalde kız. Aferin kız, canso. Giriyorsun gözüme bu aralar, hadi bakalım. Olsun, hediyenin büyükçü olmaz anne. Sadece hani birbirleriyle bu konuda çok fazla çekiştikleri için, çok fazla şey içerisinde bulundukları için aklımın bir köşesinde kalıverdi. Görünce de soru vereyim dedim. Çünkü çarşaf detayı gerçekten çok sırıtıyordu. Teşekkür ederim. Sana onu yapan da yok Barış. Konuşma. Evde kalmış. Evde kalmış. Konuşma. Tik tak. Kendine de cevabını esirgeme anne biliyorsun. Herhalde kızıma. Next. Çok güzel oldu. İkinci de yazır mısın? Ben de aldım. Ya hayır inanmıyorum ya. Ne gerek vardı? Bu da
Ya salaklasın, ne gerek vardı? Ne aldın aşkım bakayım? Demek ne gerek vardı Cansu? Hediyeleri sevmiyor muydun anne sen? Sen hediyeleri sevmiyor muydun? Dünya ne alıkıyorsun? Cof 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 cof. Next. Diyeceğim bu kimin boynunu? Serdar'ın. Serdar tamam mı? Bunu çekeceğim. Serdar'ın boynunu sana. Ne alaka oldu? Bak gerçekten Ayşenur sen ne yapıyorsun? Niye Serdar'ın boynuzu var mesela? Ben bu muhabbeti anlamadığım için kesti aldım. Niye Serdar'ın boynuzu var diyor? Şeytan demek için mi diyor yoksa? Benim anladığım o ilk anlam mı? Ya insanlara niye boynuzu muamelesi yaptın ki? Ben şey anlamadım. Serdar da gülüyor bir de. Birbirlerine boynuz lafı sokuyorlar falan. Aşkım sen manyak mısın? Benim bir sene okulu var. Evet. Bir sene senin özel işlerini desek. Evet. Bir sene de ev kurdunuz desek. Tamam. Üç. Zaten çıkıyor. Ay, iki, üç sene. Beş sene nerede? Üç sene. Tamam, bir sene burada sevgili mi olacağız? Üç sene sevgili yani. Aybüke bak son... Son iki bölüm. Son. Sondan önceki bir... Benim sinirimi bir bozdun Aybüke. Benim sinirimi bir bozdun. Saçların da yağlanmıştı. Dedim ki herhalde bu kız regl. Aşkım sen regl misin? Ne bu tripler? 5 yıl sonra evleniriz falan. Ay evlen 5 yıl sonra. Kız ne kadar meraklısınız böyle 5 dakika içerisinde koca bulup 10 dakikada nikah basıp evlenmeye. 3 çocukla sokakta kalmaya ne kadar meraklısınız ya. Belki Tolga uygun birisi değil. Benim de o zaman boşuna mı alacaksın? Bilmem. Ay aşkım defol ya. Aa deli midir nedir? Kız kendinize bir çeki düzen verin. Alo. Ne alaka? O kadar böyle sinirlendim ki izlerken 5 yıl sonra evleneceksin. Ben de Tolga sana güvenmiyorum. Ya aşkım Tolga'ya yolun başında güveniyorsun da 5 yıl sonra mı güvenmeyeceksin? Tolga'ya ben bakarken daha size ilk bölümde ne dedim? Dedim ki Tolga'ya dedim ben engellemişim dedim. Çünkü dedim hani böyle böyle bir vibe uyandırıyor bende dedim. Hani anlatabiliyor muyum? Bu yani that's all. Yola çıktın adama bak yani yolun yarısında benzin bitse yine aynı adama yakınıyorsun. BMW çok yakar aşkım. Ne oluyor Barış abi? Ne BMW zaten? Öyle yani. Aybüke Allah aşkına git aşkım. Bir de bir günde iki bölüm çekiyorsunuz. Fark etmedim zannetmeyin. Şu kızın morali düzelince çağırın şuraya. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Bütün bölüm ağzının içine baktırdı. 5 yıl sonra evlenecekmiş. Beni kullanıyorsunmuş. Defol ayol. Next. Beni içine kurtuşur gitme. Ben ne dedim ya? Ben ne dedim? Söylesene bana. Bana bir bak, bir tane suratına bir bakar mısın? Ağzımın ucuna geldi de söylemedim. Aybüke bu bölümde tam bir yörük kızıydı. Tam bir yörük kızı. Anamlar görecek, ahırın kapısını aç gideceğim gibiydin aşkım. Aşkım ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun? Sen neye trip atıyorsun mesela? 5 yıl sonra hayırlısı olsun. 5 yıl sonra evlenmişsin senle. Şaka mı yapıyorsun? İnsan sinirini bozuyorsunuz ya. Sanki böyle kibrit kutusunun içine not bırakıyor da dereye salıyor. Karşı köyden Tolga alıyor da yavuklusuyla böyle su yoluyla iletişim kuruyorlarmış gibi. Hissetmese yani. Çağrı'dan ben bir karşılık görmesem Çağrı'ya gidecek bir kadın değilim ama ben. Ama Elif yani. Böyle bir kadın. Çağrı. Aşkım. Sıvayıp tüy dikeni çok görmüşümdür. Bu apayrı bir şeydi. Yani ağzım açık izledim bu sahneyi. Yuh dedim. Bu kadar da diyemezsin anne bence yani. Hani Çağrı böyle bir şey söyledi desene inanmam. Ama yuh dedin anne. Bunun alfalıkla alakası olmadığını kanıtlamış oluyorsun böylece aşkım. Bu cümle, bu söylem. Aşkım. Hissettiniz mi siz de onu? Size yapılmış kadar hissettirdi değil mi? Bana da aynı şekilde hissettirdi. O yüzden Çağrı. Çağrı. Cancel. Anne. Cancel. İşte Elif böyle bir kız. Next. Sizlerden gelen oylar sonucunda, favori oylamasında, haftanın favori yarışmacısı olan, en çok oy alan yarışmacı, eşitlik var arkadaşlar. Ay şu sahneyi izlerken dedim ki, geçen hafta dedim, Serdar'ı bir şekilde elemediler dedim. Hani allem ettiler, kallem ettiler, o Serdar bir şekilde gitmedi dedim, tamam mı? Oylar eşit çıkınca ve bunlar birbirine sarılınca,
Dedim ki lan dedim bir hafta daha şimdi bunları izleyeceğim. Çok sinirlendim. Onlar da sevindiler bu arada, birbirlerine sarıldılar. Eslem yerine falan geçiyor. Öykü Hanım Allah yani razı olsun senden, ağzına sağlık. Öykü Hanım dedi ki nereye geçiyorsun, yerine geri gel. Oylar eşit çıktığında ikiniz de elenirsiniz dedi. Orada ben bir ferahladım. Şakır 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 şakır. İnanabiliyor musunuz ya? Bir hafta daha bunu yaptığını düşünebiliyor musunuz? Geçen hafta Ay Furkan elendiği için sen şimdi gitmiyorsun Serdar dedi. Bu hafta da oylarınız eşit çıkmış Serdar deseydi düşüp bayılırdım. Oylar falan da eşit çıkmadı, bunu gayet iyi biliyoruz. Hiç kimse Tolga ve Aybüke eşit oy verebilecek kadar ikisini de seveceğini hiç düşünmüyorum. Yani Tolga'ya oy veren insanların aynısı ya da o kadarı gidip de aynı şekilde Aybüke'ye oy vermeyecek. Bunu hani salak değiliz anlayabiliyoruz. İyi bir insanım ama melek değilim. O yüzden kendimden özür diliyorum diye ben şimdi giriyormuşum triplere. Aşkım. Az kalsın dedim ki gitmiyorlar. Kriz geçirdim, rage geçirdim telefonun başında. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama elenmeyecek biliyorum. Kolay değil bir tanem elendiğini görmek. Gidesin buralardan dönmeyecek biliyorum. Az önce uydurdum ardımdan bu şarkıyı. Söylersen güzel olur ardından şarkımı. Next. Eslem'e çok üzüldüm. Eslem tam olarak hevesi kursağında kalma konusunda benim gibi. Böyle kız seviniyordu, yerine geçiyordu. Öykü Hanım geri çağırdı. Yalnız ikiniz eleniyorsunuz dediği zaman ay oy sırtındık. Gülme birdenbire düştü, birden ağlamaya başladı. Ay dedim aşkım seni çok iyi anlıyorum, seni hissediyorum aşkım. Bağ geçti. Çok üzüldüm. Eslemcimi severdim ama Serdar için aynısını söyleyemeyecektim. Serdar has left the chat with Eslem and that feels so good and you cannot imagine how good it is. Neyse. Bir de şöyle bir sıkıntı oldu ki geri dönme haftası diye bir şey çıkartmışlar. Bilmiyorum nasıl çalıştığını sistemin. Kısmet üstü değilim. Not yet. Zeyd geri geldi. Al başına belayı. Geri geldi Zeyd. Uğraş şimdi. Kadın düşmanı, sevici kadın şeyleri. Elif'ciğim umarım ki Zeyd'le meş olursun. Görürsün eğlenceli insanı. Tövbesi. Bir insan kendisine bulunmaz. Neyse tamam olsun. Biraz da Zeyd'in üstüne gideriz aşkım. Erol'ün üstüne gideceğiz hep. Kadınlar evinde de Tuğçe geri döndü. Tuğçe'yi pek fazla izlememiştim. Pek fazla bilmiyorum. Ama o kadar nefret ediyor ki herkes Tuğçe'den. Nedenini bilmediğim bir şekilde. Bileğin de sevgilisi geri gelmiş oldu böylece. Simge de artık aşkım en yakın sürede elen. Tamam mı canım benim? Seni çok seviyorum. Bileğin sevgilisi geri geldi aşkım. Artık Bilek nasıl değişecek göreceksiniz bu saniyeden sonra. Hani o soğuk, adım atmayan, ısrarcı Bilek gidecek. Yerine Tuğçe'nin enayisi Bilek gelecek. Gitti bir Twitter açtı biliyorsun Öykü'nün enayisi diye. Tuğçe'nin enayisi. Ya da Simge gidip Bileğin enayisi diye açıyor falan. Neyse. Son sahneyi izlediğim zaman dedim ki oha lan bu kadar da nefret edemezsiniz herhalde. Süreniz doldu dediği anda ayağa kalktı herkes. Ayşe Hanım diyor ki sana bu evde diyor bol şans diyor. Yeliz dedim herhalde dövecek. Kız bu kadar nefret mi ediyorsunuz bu kızdan? Ben o kadar izlemedim. Ama bir backstabber olduğuyla alakalı editler görmüştüm. Göreceğiz önümüzdeki günlerde. Ben daha da fazla ilgi çekeceklerini ve izlenmelerini arttıracaklarını düşünüyorum. Ve bu bir haftanın sonunda tekrar Tuğçe'nin eleneceğini düşünüyorum, hissediyorum. Çünkü bu kadar nefret hiç ayrı alamet değil. Şey demişim bir de Tuğçe'yi favori çıkartıyorlarmış. Öyle yani. Teşekkür ederim abla. Benim kısmetse olur kritiğim bu şekildeydi. Bu kadardı. Sizinle birlikte kısmetse olur dedikodusu yapmış olduk birazcık. Ben gidiyorum. Bir şey diyor musunuz? Demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Abone değilseniz olursanız. Öpo, ben gido, next.